Tezcan merhabalar, hoş geldiniz KRT Günüsü'ne. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi sıcak gelişmelerle başlayalım sizinle konuşmaya Sayın Tezcan. Cumhurbaşkanı yasa teklifinize ilişkin bugün bir cevap verdi, bir değerlendirme yaptı. Böyle eski defterleri açtı, oradan çok sevdiği bir üslupla aslında geçmişe değinmeyi tercih etti. Ama bugünkü mevcut teklifinize, helalleşme başlığı altında attığınız bu adıma aslında tam cevap vermedi zannediyorum, öyle değil mi? Çünkü bir hadi gelin anayasa değişikliği yapalım dedi ama bir yandan böyle bir şeyin mümkün olmadığını da biliyoruz. Ne cevap verdi sizce Erdoğan? Çok önemli bir noktadan başladık. Sayın Erdoğan geçmişin yaralarını kaşımaktan çok zevk alıyor. Geçmişin yaraları üzerinden siyaset yapmak Sayın Erdoğan'ın tercih ettiği bir yöntem. Sayın Genel Başkanımızın helalleşme çıkışı da tam da bu merkezde. Siyaset bugüne kadar geçmişteki yaralarımızı kanatarak kendine iktidar üretmeye çalıştı. Yaralarımız var, bu yaraları sarmamız lazım diyor. Farklı bir çıkış. Sayın Kılıçdaroğlu farklı bir siyasetçi. Geçmişin yaralarını sarmaya dönük ısrarlı ve kararlı çabalarına rağmen Sayın Erdoğan alışılmış bugüne kadar, hatta bu kötü siyaset yöntemini Türkiye'de en iyi uygulayan siyasetçi diyebilirim Sayın Erdoğan için. Geçmişteki yaraları kanatarak, kanırtarak, o yaraları deşerek oradan kendi iktidarını uzatmaya çalışıyor. Bu olayda da dün verdiğimiz kanun teklifinde de aslında Sayın Erdoğan'ın bugünkü cevabı bizim için sürpriz olmadı. Sayın Genel Başkanımız bir gece önce video paylaşımında bunun bir samimiyet testi olacağını çok net söylemişti. Sayın Erdoğan bugün bu samimiyet testini geçememiştir. Samimiyet testinde sınıfta kalmıştır tabiri caizse. Remziye Hanım, tablo şudur. Biz bu konuda başörtüsüyle ilgili, Türkiye'de başörtüsü meselesinin çözümünde Sayın Genel Başkanımızın bu meseleyi çözümüne çok önemli katkı verdiğini biliyoruz. Ve bu meseleyi tartışma, siyasetin tartışma gündeminden çıkaran, çıkmasını sağlayan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Şunu bekliyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar geçmişte takıntılı tutumun bir benzerini Genel Başkan 2010'da Kılıçdaroğlu Genel Başkan olduktan sonra devam ettirmesine ilişkin bir beklenti vardı Erdoğan'da ve Erdoğan'la beraber iktidar umudu olanlarda. Ama Genel Başkan bütün bu oyunları bozdu adım adım. Şimdi bu noktada da şeyle ilgili, kılık kıyafetle ilgili, kadınların başörtüsüyle ilgili mesele her seçim öncesi Erdoğan için bir elverişli malzemedir. Aslında bu meseleyi çözüm konusunda bizim ne kadar samimi olduğumuz, bunu siyasetin gündeminden çıkarma konusundaki samimiyetimiz biliniyor. Test edildi, görüldü ve hiçbir problem yok. Ancak anlaşılan o ki Erdoğan bu malzemeyi, bu sakızı hala çiğnemek istiyor. Ve Sayın Genel Başkan da çok önemli bir çıkış yaptı. Gel kardeşim, kanun değişikliğini yapalım, ben veriyorum teklifi dedi. Ve bir maddelik kanun teklifini dün biz bütün milletvekillerimizin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Bu kanunu çıkaralım diye. Şimdi Erdoğan minderden kaçmaya çalışıyor. Niye? Çünkü bu malzemeyi kullanmak istiyor. Bu tartışmanın devam etmesini istiyor. Bu tartışmanın bitmesi Erdoğan'ın işine gelmiyor. Şimdi bugün çıkmış anayasayı değiştirelim diyor. Anayasayı değişikliğini gerektiren bir şey değil ki Remziye Hanım. Bunun için anayasa değişikliği yapmaya gerek yok. Birincisi bu. O zaman neden böyle bir cevap veriyor sizce? Kaçmak için. Kaçmak için. Yani meseleyi başka zeminlerde tartışmak için bu cevabı veriyor. Yani bu kanun teklifi kabul edilirse Erdoğan şöyle bir pozisyona düşmek istemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir kanun teklifi verdi. Bu kanun teklifini de biz kabul ettik. Dolayısıyla bu işi çözen Kılıçdaroğlu oldu denmesinden endişe ediyor bir. İkincisi, gördüğüm kadarıyla ikincisi bu işin çözülmesini istemiyor. Bu iş, bu kanun teklifi geçtikten sonra aslında pratik olarak bu mesele çözüldü Türkiye'de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkısıyla çözüldü. Sayın Genel Başkan'ın katkısıyla çözüldü. Ama siyaset tartışmasında hala bu meseleyi tartışma konusu yapmak isteyen bir Erdoğan var.
Evet. Onun siyaset anlayışı var. Şimdi bu kanun teklifi geçerse Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin kanun teklifiyle bu iş siyaset arenasındaki tartışmadan da çıkmış olacak. Erdoğan bundan rahatsız evet. oluyor. Sayın Tezcan, pardon. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bazı eleştiriler var. Her iki kesiminde şöyle bir itirazı oldu. Her iki kesiminde bir bölümünün demek belki daha doğru olur. Bu aslında kapanmış bir tartışma, hallolmuş bir mesele. Dolayısıyla şimdi bu konuyu yeniden açmanın ve toplumda böyle bir tartışma yaratmanın gereği var mıydı? Buna cevabınız ne olur? Tabii onu vereyim ama bir cümleyle biraz önceki bölümün eksik kalan kısmını tamamlayayım isterseniz. Buyurun. Anayasa değişikliğini gerektirmiyor bu bir. Kanun teklifini verdik, gelirler, destek verirler, geçiririz ve tartışma biter. Bir. İkincisi, anayasayı ihlal eden Erdoğan'la anayasa yapılmaz. Seçim biter. Önümüzdeki dönemde yeni parlamento Türkiye'nin ihtiyacı olan bir demokratik anayasayı zaten yapacaktır önümüzdeki dönemde. Anayasayı her gün ihlal eden ve affedersiniz tabiri caizse paçavraya çeviren bir iktidarla, lime lime eden bir anlayışla anayasa yapılmaz. Şimdi gelelim işin öbür tarafına, sorduğunuz soruya. İhtiyaç var mıydı buna? Niye çözülmüş bir mesele? Biraz önce kısmen bu konuya değindim. Bu mesele Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumuyla birlikte 2011 yılından itibaren esaslı biçimde çözülmüştür. Yani yaşam alanında problem olmaktan çıkmıştır. Ancak siyaset alanının hala malzemesi olmaya devam ediyor. Bunu görüyoruz. Bunu yapan da biz değiliz. Bunu yapan Erdoğan. Yani bu süreç içerisinde özellikle altılı masada ittifak kurulduktan sonra iktidar cephesinde, Cumhur İttifakı'nda çok ciddi tereddüt ve endişe olduğunu görüyoruz. Altılı Masa Türkiye'nin birçok farklı görüşü, farklı ideolojisinde, farklı yaklaşımında olan toplum kesimlerini bir araya getirme başarısını sağlamış bir masa ve büyük bir başarıyla devam ediyor. Buna karşı ısrarla siyaset alanında şunu kaşımaya çalışan bir Erdoğan ve iktidar cephesini görüyoruz medyasıyla birlikte. Bakın, yarın altılı masa kazanırsa, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa ya da altılı masa iktidara gelirse, Cumhurbaşkanı altılı masanın göstereceği ki aday Cumhurbaşkanı seçilirse, başörtülüsü meseleniz tehdit altına girecek diye bir siyaset alanında kendi tabanlarına dönük bir endişe yaratma peşindeler. Ya da işte çeşitli yazarların, çeşitli gazetecilerin ya da çeşitli aydınların, farklı farklı kesimlerden insanların belli konuşmalarını ön plana çekip o beyanlar üzerinden bakın sizin yaşam tarzınıza müdahale olacak yarın iktidar değişirse. Yine sizin yaşam tarzınızın tek güvencesi biziz diyen bir Erdoğan ve onun siyaset müttefikleri var, ortakları var. Şimdi bu anlayış üzerinden evet hayatta, Türkiye'de hayatın içinde bu sorun çözüldü. Ama siyaset alanında ne yazık ki bunu kullanmak isteyen samimiyetsiz bir tutum var ve siyasetin tartışmasını bu eksene oturtma peşindeler. Sayın evet. Genel Başkan da çok doğru bir adımla çıktı. Dedi ki kardeşim neyi tartışıyorsunuz? Yani toplumda olmayan bir meseleyi siz bunu siyasetin malzemesi yapmaya devam etme niyetindesiniz. Gelin kanun teklifini ben veriyorum. Buyurun destek verin, değiştirelim. Vatandaşta da böyle bir endişe kalmasın dedi. Aslında bu siyasetin bu meseleyi malzeme yapmasına engel olacak çok önemli bir adım. Evet, şimdi bugün tabii size yöneltilen, sizin için kullanılan ve aslında duymaya da alışkın olduğumuz sıfat yasakçı zihniyetti. Cumhurbaşkanı yine böyle bir hitapta bulundu partiniz için. Oysa ki biz sansür yasasını konuşuyoruz. Bugün aslında sizi konuk etme için en temel sebebimiz de buydu. Mecliste iki madde kabul edildi. Bizim sansür yasası olarak nitelendirdiğimiz bu basına ve sosyal medyaya yasaklar getirmeyi hedefleyen düzenlemeyle ilgili olarak. Ne diyorsunuz Sayın Tezcan? Bu yasalaşacak mı ve bizi nasıl bir süreç bekliyor? Çok da önemli bir dönemdeyiz.
bir farklı ses çıkartmak isteyen tüm insanlar için endişe verici bir durumla karşı karşıyayız. Şöyle Remziye Hanım, biz dün akşamdan beri parlamentoda, dün görüşülmeye başlandı, bugün de devam edecek. Biz bu yasanın çıkmaması için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bu tam da söylediğiniz gibi bir sansür yasasıdır. Sözde yasakçılığa karşı olduğunu iddia eden bir iktidar, Türkiye'nin tarihinin görmediği bir sansürcü anlayışla sosyal medyayı, haberleşmeyi, basını, düşünce ve ifade özgürlüklerini ortadan kaldıracak bir ortamı kararlılıkla yürütüyor. Öyle bir ortam sağlama peşinde. Tabii seçimler yaklaştı. Seçimler yaklaşınca konuşmayan, bilgiyi yaymayan, bilginin yayılmasını ortadan kaldıracak, propaganda imkanlarını sınırlayacak, her şeyin İletişim Başkanlığı, yani Propaganda Bakanlığı dediğimiz İletişim Başkanlığı'nın kontrolünde bütün medyanın sosyal medyada dahil olmak üzere şekilleneceği bir Türkiye istiyorlar. Tek tip bir millet istiyorlar. Tek tip düşünen, iktidar tarafından kurgulanmış tek tip bir dil istiyorlar. Bu yasada esasen bunu yapmaya dönük bir sansür yasası. Yasakçılar aslında yasakçılığa karşı izlerken bu yasayla tam da ne ölçüde yasakçı olduklarını gösteriyor. Şimdi yasayı anlatırken ısrarla söyledikleri şey, dezenformasyonu önleme yasası bu diyorlar. Biz de diyoruz ki bu dezenformasyonu değil, enformasyonu önleme yasası. Bu yasa tam da enformasyonu önleme yasası. Kontrol altına alınmış bir haberleşme ağı yaratmaya çalışıyorlar. İstemedikleri bilgi yayılmasın diyorlar ve bu çerçeve üzerinden yürüyen bir çalışma var. Yasanın yani basın kartlarının verilmesinden tutun, yasadaki ilan reklamların paylaştırılmasına kadar sorunlu birçok madde var. Ama öyle bir madde var ki 29. madde, o çok konuştuğumuz, yeni bir suç icat edilmiş. Yeni bir suç ihdas ediliyor. Ceza kanununa konuyor ve bu suç yanıltıcı bilgi yayma. Yanıltıcı, gerçeğe aykırı bilgi yayma suçu diyorlar. Aslında bu kanunun amacı gerçeğe aykırı bilginin yayılmasını engellemek değil. Tam tersine gerçeğin yayılmasını engellemek. 29. maddenin bahanesi, gerçeğe aykırı bilginin yayılmasını engellemek istiyoruz diyorlar. Aslında gerçeğin yayılmasını engellemek. Bakın, bu yasa çıkarsa gerçeğe aykırı bilginin ne olduğunu, olmadığını bugün her şeyi kontrol eden tek adam rejimi belirleyecek. Bu gerçektir, bu değildir diyecek. Hangi bilginin gerçek olup hangisinin olmadığına bir kere karar verdikten sonra hangi bilginin yayılıp yayılmayacağına da karar vermiş olacaklar. Bu maddeyle getirilmek istenen bu. Remziye Hanım, bu hüküm, bu düzenleme geçerse yapmaya çalıştıkları şey, Türkiye'de mesela uyuşturucu trafiğini konuşmayalım istiyorlar. Sosyal medyada, medyada, basında uyuşturucu trafiği konuşulmasın. Türkiye'de uyuşturucu baronları konuşulmasın. Uyuşturucu baronların siyasal iktidar ya da çeşitli siyasal kimliklerle ilişkileri, çeşitli kurumlarla ilişkileri, arkasındaki devlet gücü, iktidar ilişkileri, siyaset ilişkileri ortaya çıkmasın. TODEX vurguncuları konuşulmasın isteniyor. Ya da yolsuzluklar. İşte, evet, evet. Yani veya bu yasayla, örneğin son günlerde çok önemli bir şey vardı. Bir sermaye piyasası kurulu başkanı yine bir başka siyasetçiyle ortak kurdukları iş ortaklığı üzerinden borsa manipülasyonları yaptıklarına ilişkin çok ciddi iddialar var. Rüşvet aldıklarına ilişkin çok ciddi iddialar var. Bunlarla ilgili şu mevzuatta bile mahkemeler yayın yasakları vermeye başladılar. Şimdi bu şeyde kanunla buna ilişkin iddiaların sosyal medyada da, herhangi bir mecrada da konuşulmasını engellemeye çalışıyorlar. Bunlar konuşulmasını istiyorlar. Ya da başka bir mesele, bakın çarpıcı bir mesele. Şamil Tayyar çıktı, dedi ki iktidar mensubu bir siyasetçi, FETÖ borsası var dedi. Parayı alıyorlar, FETÖ'cüleri serbest bırakıyorlar dedi. Mallarına çöküyorlar. Bunun arkasında ta saraya dayanan ilişkiler olduğunu sadece ima etmedi, ifade etti, ifşa etti, söyledi. Şimdi ben merak ediyorum. Şimdi yarın çıkıp bu yasa üzerinden Şamil Tayyar'a gerçeğe aykırı bilgiyi yaydın diye belki de üzerine gidecekler. Evet. Ya da şimdi Sayın Tezcan,
Çok özür diliyorum böldüğüm için ama çok az vaktimiz kaldığı için tam da yerine gelmişken aslında belki mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da benzer bir mantıkla dava açmak gerekir o zaman, öyle değil mi? Tabii. Mesela Mersin'de gayet ciddi bir dezenformasyon söz konusuydu. Tabii, yani ne dedi? Çıktı dedi ki 10 bin dolar alan siyasetçi var dedi. Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi ya da, var dedi. Şimdi onu nereye koyacağız? Evet, ya da Mersin açıklamaları. Ben aslında onu kastetmiştim daha çok. Efendim? Mersin terör saldırısının ardından yaptığı değerlendirmeleri kastetmiştim. En yakını bu yani. Şimdi Mersin'de çıktı. Daha hiçbir şey ortaya çıkmadan başka bir soruşturmayı Mersin saldırısı soruşturmasıymış gibi göstermeye çalıştı. Dezenformasyonun en büyüğünü yaptı. Yani düşünebiliyor musunuz? Tabii bu yasayı onları sağlamak için değil. Bu dezenformasyonu ortaya çıkaracak haberlerin yayılmasını, gerçeğin yayılmasını önlemek için kullanacaklar. Asıl niyetleri bu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Tam da yeri gelmişken Remziye Hanım. Yani Mersin'de görüyoruz ki iktidar çökmeye başladığı andan itibaren, çürümeye başladığı andan itibaren kumpas geleneğini devam ettirmeye başlıyor. Bu kumpas geleneği FETÖ'cülerin yerleştirdiği bir gelenekti. AK Parti FETÖ koalisyonu döneminde yerleşmiş bir gelenekti. Şimdi koalisyon bozuldu ama usul devam ediyor. Yani aynı kumpas usulünü bugünkü AK Parti iktidarı ve saray rejimi ne yazık ki sürdürüyor. Mersin'de milletin gözü önünde yaydıkları yalana bakar mısınız? Bugün ortaya çıktı işte. Herkes serbest bırakıldı. Tutuklanan kişiyi de bir şeyle, gizli tanık ifadesine dayanarak tutukladılar. Evet, bu kişi hükümetin atadığı, sarayın atadığı kayyumun yanında şey yapmıştı, başkan yardımcılığı yapmıştı. Yani terörist dedikleri kişi kayyumun yardımcısıydı. Şimdi o zaman o kayyumun işlemlerini nereye koyacaksınız? Düşünebiliyor musunuz? Kumpasa. Bakın evet, bu kumpasın evet, bir başka geleneğini şimdi bugün bazı havuz medyasının internet sayfalarında görüyoruz. Bir başka tezgah peşindeler. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bu çerçevede kumpas kurma uygulamaları devam edecek görünüyor. İşte bir isim üzerinden, Erkan Karaaslan üzerinden yine bazı internet sitelerinde bugün şey yapmışlar. Bir işaret fişeğini çakmışlar anlaşılan o. Eski dönemde Avcılar'daki işte Handan Hanım eski belediye başkanını tutukladılar, bu kumpas üzerinden tutukladılar. Haksız bir şekilde cezaevinde yatıyor. Erkan Karaaslan FETÖ'cülerin imamıymış işte ve bu belediye Avcılar Belediyesi'nde FETÖ'cülere kaynak aktarılmış diye bir kumpas peşindeler. Ya yani Erkan Karaaslan'ın şeylerine bakın, 78 kurum ve belediyeden iş almış AK Parti ile ilişkili. AK Parti ile ilişkili 78 kurum ve belediyeden iş almış. Bakın bunun içinde kim var? MİT Müsteşarlığı var. İçişleri Bakanlığı var. Tarım Orman Bakanlığı var. Ulaştırma Bakanlığı var. AK Parti İzmir İl Başkanlığı var. Eski dönem AK Parti'deyken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı var. AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Bu arkadaş bunların tamamına ve bunun gibi 78 kuruma, AK Parti ile ilişkili 78 kuruma iş yapmış, ihale almış. Bunlardan Handan Toprak'ın dönemindeki Avcılar Belediyesi üzerinden Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bir yeni kumpas kurma hazırlığındalar. Bu kumpas geleneği, bu yasakçı evet, gelenek, evet, bu sansürcü evet, gelenek bu istibdat rejiminin devam etmesine yetmeyecek. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Tezcan. Evet. Tabii eğer bu yasa mecliste yasalaşırsa, sansür yasası, işte biz bunları belki de konuşamıyor olacağız, duyuramıyor olacağız. İnsanlar bu konuda görüşlerini sosyal medyada paylaşamıyor olacaklar. Bunu da ekleyelim. Çok teşekkür